%30 ile 60 oranında öğrendiklerinizi unutuyorsunuz tablet ve bilgisayara not aldığınızda. Şimdi şunu tekrar açıkla koşsun, ben eğitimlerimde çok anlatıyorum. Elle yazı yazmak sadece bir şeyleri kayıt etmek değildir. Yani elinizle yazdığınız yazının bir karakteri var. Bunda parmak kaslarınızı kullanıyorsunuz. Kolunuzla tahta yazdığınızda da yazı karakteriniz çok benziyor. Çünkü bu iki karakter benzerliği yazıyı yazan şeyin el ya da kol olmadığını gösteriyor bize. Beyindeki bir kalıp devreye sokuluyor. Hatta ayağınızla biraz işte bir hafta iki hafta çalışırsanız yazı yazmayı öğrenirsiniz. Akıcı bir şekilde sağ ayağınızla diyelim yazı yazmayı öğrendiğinizde de yazı karakteri ona benzer. Yani beyindeki bir kalıbın dışa dökümüdür. Siz kendi beyninizdeki uygun kalıpla, kendi yazı stilinizle, bir kalemle, bir kağıda yazı yazdığınızda aslında o bilgiyi bir medyuma kaydetmenin yanı sıra ve ondan çok daha önemli olarak o bilgiyi beyninizdeki kalıpla bir uyumluluk içerisinde kendi zihninize yazarsınız. Ve çok açık bir şekilde not tutan herkes bilir ki not tuttukça zihniniz açılır, aklınıza daha fazla fikir gelir. Neden? Siz düşüncelerinizi yavaşlatırsınız. Kendi ritminiz içerisinde o düşünceler üzerinde düşünme imkanı yakalarsınız. Modifiye edersiniz, rafine edersiniz ve beyin size tabiri caizse der ki ya bu arkadaş benim düşüncelerime önem veriyor, ben biraz daha havalı bir şeyler düşüneyim. Netice itibariyle yazmak sıradan bir eylem değildir. Yazmak ancak insanın becerebildiği, çok gelişkin bir beyine ihtiyaç gösteren meseledir. Yazı yazmayan çocukların beyninin gerilediğini biliyoruz, ufaldığını biliyoruz, özellikle motor kontrol bölgelerinin. Dans kadar, müzik kadar, resim kadar yazı yazmak da önemli. Tekrar lütfen herkes birer defter alsın. Aklına gelen her şeyi saçma demeden, gereksiz demeden yazsın. Her dahinin defteri vardır biliyorsunuz. Defterler yayınlanır. Biz diyoruz ki adamlar tabii dahi akıllarına ne gelirse yazıyorlar. Muhtemelen birçoğu defteri olduğu için dahi. Yani bunu da söylemek isterim. Defteriniz varsa zihninize önem veriyorsunuz demektir. Şunu da belirtmek gerekir ki öğrencilikte hazırlanan kopyalar en çok akılda kalan şeylerdir. Bak çok Biliyorsun. güzel gerçekten doğru. Benim hep gerçekten sonraki Aynen öyle. sınava hazırlanırken çabuk çabuk yazılan kopyalar vardır ya, böyle Tabii sıraya tabii 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 bacağı falan. aynen. Bunlar hep akılda kalıyor Aslında işte. onlar kafaya yazılıyor tabii ki. Evet. Hem de nasıl kaligrafiyle yazılıyor pıcık pıcık böyle. Sat demiş ki, değişik bir soru. Gözümüz çocukluktan beri kapalı kalsa hayal kurmamız ne kadar daralır? Körlükten bahsediyor mesela. Yani doğuştan kör olanlar hayal kurarlar, rüya görürler ama gerçek hayatlarını nasıl yaşıyorlarsa hayal ve rüyaları da öyle olur. Yani sonuçta Umwelt diye bir kavram vardır. Umwelt bizim zihinsel iç dünyamız. Sadece onu biz biliriz, bizden başka kimse bilmez. İşte mesela küçükken okuduğumuz kitabın ileride filmini seyredince beğenmeme sebebimiz odur. Biz onu Umwelt'imize göre bir şekle sokarız ama yönetmenin çektiği şekli beğenmeyiz genellikle. Şimdi bu duyularımızla beslenir, deneyimlerimizle zenginleşir. Eğer mesela görme duyusu diye bir şey olmazsa bizim iç alemimizde, iç dünyamızda, umveltimizde görsel bilgi olmaz. Onun yerine bol işitme, koklama, dokunma vesaire ses bilgileri bir şekilde doluşur. Ve biz bununla bir hayal dünyası yaşarız. Şöyle bir duyunun eksikliği beyindeki bazı sezgisel özellikleri arttırıyor. Bunu biliyoruz. Özellikle görme duyusu beyni çok meşgul eder. %70 kadardır. Yani beynin görme duyusundan aldığı veri. Bütün duyular arasında %70 gibi. Onu kaldırdığınızda beyinde bayağı boş arazi kalıyor. Ve bu boş arazi başka şeyler için kullanılıyor. İşte bu blind sight denen kör görüşü. İşte bir takım sezgiler. Yani normal insanların yapamadığı bir şeyleri onlar yapabiliyorlar. Doğaüstü bir şey değil. Ama bize ilginç gelen özellikler oluyor.